Hazırlık önünden, fizik önünden yapılacak yürüyüşe tüm ODTÜ'lü arkadaşlarımızı bekliyoruz. Devrimci değerlerimizi bizler alalım. Bugün hakim sınıflar devrimci değerlerimizin içini boşaltmakta, istedikleri gibi kullanmaya çalışmaktadır. Ama deniz gezmişleri bizler alabiliriz. Mahir Çayanları bizler alabiliriz. İbrahim Kaypakkaya'ları bizler alabiliriz. İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür. İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür. Önderimiz İbrahim, İbrahim Kaypakkaya. Önderimiz İbrahim, İbrahim Kaypakkaya. İbrahim Kaypakkaya'yı anma etkinliğine hoş geldiniz. ...73-18 Mayıs'ında Diyarbakır zindanlarında gördüğü işkenceler sonucunda ser verip sır vermeyen komünist önder İbrahim Kaypakkaya ülkemiz devrimci mücadele geleneğine önemli bir miras bıraktı. Kaypakkaya'yı işkencede katlederek fikirlerinin halkla buluşmasını engellemeye çalışan faşistler bunu dün olduğu gibi bugün de başaramadı, başaramayacak. Kaypakkaya'nın ardılları mücadelesini dünden bugüne sürdürdü. Bugünden de yarına sürdürmekte kararlı. Bu kararlılıkla, bu coşkuyla hepimizi tüm güneşe uğurladıklarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Özgürlük bayrağının habercisidir. Teslim olma.
Yok! Başlar dik! Anlılar kızgın olsun yoldaşlar! Anıları mücadelemizde yaşayacak. İbrahim Kaypakkaya'ya ülkemizdeki devrimci hareketler, devrimci mücadele tarihi açısından farklı bir yere koymak bizim açımızdan gerçekten anlamlı. Şu manada gerek ülkenin bilimsel sosyalist bir çerçeveden değerlendirilmesi, ülke tarihinin ele alınması, ülkedeki sınıflar yapısının ele alınması ve ulusal sorunda Leninist tutumla Türkiye'de bu ülkede yapılmış ilk değerlendirme, ilk yaklaşım olması, Kaypakkaya'nın bunları gerçekleştiriyor olması aslında bugün neden İbrahim Kaypakkaya'nın bu denli gizlenmeye çalışıldığının bir göstergesidir. Cevabı buralarda aramak gerekiyor. Bugün Kaypakkaya'nın adını alanlar suçlu ilan ediliyor. Demokratik Gençlik Hareket üyeleri, DHP üyeleri, Grup Munzur üyeleri, Pınarsa bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde mahkemesi vardı. Temel Demirer sırf İbrahim Kaypakkaya'nın adını andı ve onu bir işte tırnak içerisindeki bir teröristi övdüğü gerekçesiyle suçlu ilan edildi. Yani bilinçli olarak bu ülkede İbrahim Kaypakkaya'nın adı silinmek, bu tarih unutturulmak isteniyor. MİT raporlarına da geçtiği üzere İbrahim Kaypakkaya bu ülkede İhtilalci komünizmin en tehlikeli isimlerinden biri olarak anılıyor. Ve serverim, sır vermeyen bir büyük devrimci İbrahim Kaypakkaya'yı ateşin ve ihanetin çocukları Haki Kareli, Ferhat Kutay'ı, Eşref Anyık'ı, Necmi Öner'i, Mahmut Zengin'i kaybettiğimiz gün. Yeni genç kuşaklar sorabilir. İbrahim Kaypakkaya kimdi? Kemalizm ve Kürt meselesi gibi ülkenin en netameli konularında duruştu. Eşitliğe ve özgürlüğe sonuna kadar bağlı, halka can bedeli adanmışlık, özveri ve fedakarlıktı. Yeni Demokrat Gençlik olarak Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya anmanın umudu ve coşkusuyla bu etkinliği düzenleyen ve bize burada konuşma fırsatı veren Demokratik Gençlik Hareketi'ne çok teşekkür ediyoruz. Marksist olmak için kopmak gerekiyor. Kaypakkaya'yı anarken onun Türkiye Devrimci Hareketi içerisinde gerçekleştirdiği kopuşu ele almadan anmak şüphesiz eksik kalır. Kaypakkaya'nın fikirleri ve Kemalizm'den ilk kopuşunu sağlayan devrimci önder olması onu bugün çuvala sığmayan mısrak haline getirmiştir. Sömürülen halkların yanında saf tutan, onların kurtuluş mücadelesini onlarla birlikte veren, İbrahim Kaypakkaya'nın, Mahir Çaya'nın, Deniz Gezmiş'in yolundan yürüyen devrimcilere yönelik saldırılarını amansızca da sürdürüyor hala. Daha bu sabah halk cepheli yoldaşlarımız evlerinden gözaltına alındı. SDP'li ve TÖP'lü yöneticiler tutuklu durumda. Bunun yanı sıra DHP'li yoldaşlarımız tutuklu. Bu açıdan onun komünist önderliği, çelik iradesi gerçekten bir kez daha saygıyla anmaya değer. Biz Sosyalist Parti ve Dev Genç Birliği olarak İbrahim yoldaşı ve onun yolunda devam eden diğer bütün yoldaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Teşekkürler. Doğrulmuş kalkıyor İbrahim yoldan.
Onu ikonlaştıramayacaksınız. İbrahim Kaypakkaya bizim yoldaşımızdır ve onun mücadelesini her zaman bizler bir adım ileriye götüreceğiz ve en sonunda nihai hedefimize ulaşacağız. Teşekkür ediyoruz. Kestiler parmaklarını, başezim.